tolerant bu arada. Ya bu kompozisyon içinde Tarik, yani eğer ofansif kullanacaksa Tarik'i ne ala, defansif kullanacaksa hiçbir anlamı yok. Bu arada ben Zorsling'in geçen bir yayını izlemiştim ve seviye 1'de direkt olarak rakibin üzerine ilerliyorlar ama Rouve burada sersemledi. Yavaşlatmayı başardılar. Zaytnot şifasını kullanmak zorunda kalıyor. Bitkinlik var. Skor gelebilir burada. Zaytnot düşmek üzere. Skor olan isim burada Braum oluyor ama Tolerant'ı Rouve'yi düşürecek. Rouve sıçrasını harika harika. Rouve harika bir oyun. Kendi hayatta kalacak burada. Hatta iksirle canını da yeniledi Rouve. Tolerant'ın üzerine gider mi? Hayır. Çünkü yavaşlatması bekleme süresinde. Buz yanığı yükle, meydan dayağı yüklerini çok iyi kullanıp olağanüstü bir sıçra kullandı. Çalın içine girdiği için görüşü kaybetti. Tek bir otomatik vuruşluk canı kalmıştı. Buna rağmen hayatta kaldı o sayede. Bu arada görüşü de vardı ama yalnız Tolerant'ın üzerine bir sıçra sersemledi Tolerant. Zergsting bu sefer harika oynuyor burayı. Ve hediye ediyor skoru Rouve'ye. Muazzam bir başlangıç Team Aurora için. Team Aurora'dan olağanüstü bir başlangıç gerçekten. Harika sıçra dersleri. Tabii bir Ruben'inki kadar etkileyici değildi ama... Tolerant'ın sıçrası gelmek üzere ama o sıçra gelmeyecek. Wisdom'dan gelen bir baskın var. Galbro'da burayı ziyarete geldi. Şimdi burada ilk kule için bir avantajı var Team Aurora'nın. Stomach'tan arada... bir kere daha üst koridora baskın. Bu sefer sıçra ile birlikte afet de üzerine geldi Panky'nin. Panky'ye buradan çıkış yok. Skor kimde kalacak? Burada tabii skoru Fefebus'a bırakmak istiyor ama Panky yine olabildiğince iyi bir oyun çıkarıyor burada. Bir kere daha üzerine atılırsa Stomach skor alabilir. Yalnız Galbro yetişti. Galbro yetişti buraya. Panky hayatta kalacak mı? Hayır. Son vuruşu Stomach yapıyor ama destek ekibi yetişince. Yalnız Rube dikkatli olsa iyi olur. Ve çok korkusuz. Tek başına ilerliyor 3 kişinin üstüne. O kadar korkusuz geldi ki Super Massive cephesi. Abi herhalde arkada birisi var deyip. Bu korkusuzluktan korktular. Evet. Ve yalnız işte gelmişler, gelmişler. Sıçra ile birlikte boğuyor. İlk önce burada Zaytnot düşürdüler. Tolerant'a sıçramak zorunda kaldı çünkü o da düşecekti. İki meydan daha yükü vardı. Sıçrasını kullanmadı. Roket atlayışıyla uzaklaştı hemen. Galdura yan taraftan örgü duvarıyla kapattı. Orta koridoru Tolerant çok kötü bir noktada bıraktı. Yerden bitme geliyor. Tolerant az önce kullanmıştı sıçrasını. Ve burada skor bir kere daha Rouve Sama'ya gidiyor. Dördüncü skorunu aldı Rouve. Dakikada 11. Rouve. Stomage Panky'yi bulacak burada ve sıçrası yok Panky'nin. Yerine mıhlamayı başardı. Fefebus'un sıçrası var. Sıçra sancak omuz Panky'yi düşürecekler burada. Kendini hızlandırdı Panky ama bu sefer çıkış yok. Skor Fabulous'un hanesine yazılıyor. Çünkü Supermassive tamamen bir takım savaşı başlatıp Kasadin'in ayıklamasını istiyor. Böyle bir kompozisyon yöneldiler. Aynı şekilde Zaytnot'un. Ama şu anda bunu gerçekleştirmesi çok da mümkün değil gibi Supermassive'in. Bir de ultajlarını almayı başardı Team Aurora. Yalnız yavaşlatmayı başardılar demiştim. Pek yavaşlatamamışlar gördüğüm kadarıyla. En devam ediyorlar. Bu koridorda. Işınlanı kullanmak zorunda kalınları ve defansif bir ulti geliyor Makoe'den. Burada önde kalan bir isim var. O da Rouve. Ama Rouve hasar vurmaya devam ediyor. Şimdi Tarik'ten kullanılan ulti var. Musubet zinciri boşa gitti arada ama Stomage çok önde kaldı. Stomage düşecek. Skor Rouve Sama'ya gidiyor burada. Yalnız orta koridordan hala devam eden bir Tristana var. Bundan kullanması lazım. Okule gidecek yoksa. Yalnız burada bir tuzak istiyor Team Aurora. Çok iyi bir Braum ultisi. Hem orada sancak kombosunu bozdu hem de Tolerant'ı yakaladı. Ne kadar orta koridordan ikinci kuleyi de kaybetse mahvolmuş kralın kılıcı alıyor. Şimdi yakalanan bir Tolerant var. Hemen ultisini kullanan Tolerant. Bir de orada iki kişi birden sersemletmeyi başardı. Şu anda hasar almıyor ve birazdan hasar alacak. Ve çok iyi bir Zergsting'den ulti daha gördük. Zaytnot havada yakaladı. Diğer tarafta düşen isim Tolerant oluyor. Zaytnot sıçrasını kullanmak zorunda kaldı burada. Fabulous'un peşindeler. Sıçra da kullanıldı. Fabulous'un buradan çıkış yok gibi. Son kuş onu sersemletince. Galbro da yan taraftan kapatınca. Ölümsüz. Bu arada Naru geliyor. Naru geliyor. Yakalayabilecekler mi? Wisdom'dan vücut darbesi. Naru yakalandı. Hemen ultisiyle geri çıkıyor Naru. Galbro yan taraftan geliyor. Naru sıçrasını kullanmak zorunda. Bir sıçra da oradan. Galbro'dan geldi ama Stomage onun yerine mıhlayınca yerden bitmeyi kullanamadı. Şimdi sersemlenen bir Stomage var. İki kişilik tarif sersemletmesi ama Stomage düşecek. Daha sonra da şok patlaması. Çok ciddi bir hasar verdi ve Panky Zaytnot'u da alıyor. Daha da fazlasını istiyor Panky. Tolerant'tan gelen bir bitkinlik. Tolerant'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Sadece görüş sağlar Tolerant. Fefebus'a hiç yaklaşmadı bile buraya. Orta koridordaki minyonlar alıyor da. Team Aurora dakika 23'te burada Baron almak üzere imser bir deneme Tolerant'ta ama... Kozmik titreşimde mi alacak onu? Şeyin, Kasadin'in ulti kaçışı var ama ikisini de yakaladılar. Yani Zerg iki kere off ilerliyor karşılamasını. Çok iyi kullandı. Bu arada
Fenfamus afetini kullanıyor. Bir de orada Sanca ile birlikte havaya savurmayı başardı Godbro'yu ama Godbro yakın mesafeden aldı Jarvan'ı. Şimdi Stomage geldi oraya. Zergsting savunmaya geldi. O yerini mıhlamadan kaçmayı başardı Godbro. Işınlanma. Şimdi Nano gelecek buraya. Düşmek üzere. Son vuruş yapmayı başarıyor Maokai'yi. Ama Zergsting de orada Stomage'de avlamayı başarıyor. Nano üzerine gitmeyi tercih etti yalnız Zergsting'in. Zergsting'e bir şey... Burada inhibitör, hatta inhibitörler bile düşebilir. İnhibitörler düşecek zaten. Ruve ebedi kılıcını da bitirmiş. Zergsting birebir yapıyor şu anda Naru'yla. Kasa dinle. Sensemletti ama. Orada Naru son vuruş yapmayı başardı Zergsting'in üzerine. Okyanus seyircilerini alacaklar. İkinci şancı arasında tam bir eşya fark var şu anda. Mavi takım bir mahvolmuş kılıcın... Mahvolmuş kralın kılıcı nedir ki ya? Bir şey değil. Pank yalnız mahvolmuş kralın kılıcı yerine şeyi alsa daha iyi olabilir miydi acaba? Stomage. Kullanılan bir örgü duvar var. Nereye şimdi Stomage? Kullanıldı Stomage üzerine yerden bitme. Yok. Sanırım bye kullanıldı bye. Az önce. Ve orada skor almayı başarıyor Godbro. İkinci kuleyi düşürmek üzereler. Zaten orta koridordaki inhibitor az önce almıştı Team Aurora. Alt koridorda inhibitor kulesi yok ama alt koridora gitmek düşünmediler nedense. Ya Baron güçlendirmesi varken kuleleri doğru düşürmek istiyor Team Aurora. Stomage'de 20 saniye boyunca yok. Sıçrayla birlikte gitti Naru üzerine. Bir de Dragon's ultisi. Buharlaştı Naru, buharlaştı. Naru düştü. Bu oyunun sonunu getiriyor olabilir. Dakika daha 27'deyiz. Şimdi yerine mıhlandı ama bu Jarvan sancak kombosunu kullanabiliyor yerine mıhlanmışken. Jarvan uzaklaştı. Tolerant'tan da boşa giden bir Tarik ultisi. Burada şok patlamasını Zaytlot'un üzerine kullandı Panky. Biraz agresif oynadı. Daha sonrasında geri çıkıyor. Stomage geldi şimdi. Nexus kulesi düşmek üzere. Freljord karşılamasını yine arka taraftaki Tolerant'ı kaldırıyor ama güzel bir afet geldi. Burada Godbro düşüyor. Karşılığında düşen isim Maokai oldu. Birebir bir değişim izledik şu anda. Fenfebulus kaçmaya çalışıyor. Ruve'den agresif oyun. Kule altında aldı orada Fenfebulus'u. Diğer tarafta Zaytlot orada Wisdom'la uğraşırken Pankin de canı çok az. Kuleleri bakalım son kuleyi alacak mı orada Ruve? Hayır, kuleye değil Zaytlot'a doğru gitmek istedi. Zaytlot'a son bir vuruş daha lazım. Minyonlar orada son vuruşu yaptı. Ruve bir de Tolerant'ı düşürecek. Naru hayata döndü ama yapabilecek pek de fazla bir şey yok. Naru sersemlemek üzere sersemletmeyi başardı Ruve onu. Bir de Deşenok 3'te 3 Ruve'de 12-06 bir Varus performans. Biraz evvel Kog'Maw'la harika bir oyun oynamıştı. Varus'la da öne geçtikten sonra neler yapabileceğini gösterdi. 12-06 oynadı ve Aurora yukarıyla arasındaki farkı kapatabileceğini, ilk 3 sırayla arasındaki farkı kapatabileceğini gösterdi. Bugün maç yapmayan takım 1907 Fenerbahçe'ydi ama bugünü kazananın 1907 Fenerbahçe oldu gerçekten. Çünkü iki önemli rakibi, biri berabere kaldı, biri yenildi. Aurora da gerçekten pek çoklarını söyledi. Başta kuru koçu Lelouch'un söylediği gibi hiç alttaki üçlüye değil, yukarıdaki üçlüye daha yakın olduğunu gösteriyor.